Merhaba dostlarım, ben Seyler ve Total War Warhammer'a baştan değil, ilk kez de hoş geldiniz. Genelde baştan hoş geldiniz diyorum çünkü genelde bir serinin devamı oluyor. Ben bunu bir süredir oynuyorum şimdi, bir buçuk haftadır falan oynuyorum bu oyunu. Bir buçuk hafta oldu mu oynayalı ya, bilmiyorum. Oyun çok güzel. Fantastik dünya hayranlarının seveceği tarzda bir oyun. Oynayın. Total War severler de oynasın çünkü gerçekten çok güzel bir oyun. Düşman pusu kurdum, imparatorluk ayrıkçıları. Bunlar Helm bilmem ne, öyle bir şehir var. Oradaki ayrıkçılar az çok eşitiz ama pusu kurduğum için daha avantajlı durumdayım tabii ki. Şuradaki elemanın adı Karl Franz mı? Karl Franz. İmparator şu anda. İmparatorun kendisi. Şunlar da ayrılıkçılar. Bu eleman kim? Bu elemanın adı da Hans Zindler. Bu elemanları ben şimdi öldüreceğim. öldüreceğim. İki taraftan saldırmaya çalışacağım. Ama nasıl yapabiliriz bunu? Nasıl yapabiliriz? Şuraya mızrakçılarla şuraya kılıçları koyarım. Şuraya arbaletçileri falan filan koyarım. Yoksa şuraya mı koysam ya? Ah, bu savaşı kaybetmek istemiyorum hiç. Ama burada tam orman var. Şuraya mızrakçıları koyacağım. Mızrakçılar buradan gelenleri alacak. Şuraya kılıçları koyacağım. Arbaletçileri koyacağım. Arbaletçiler falan arkadan alacak. Arkaya bir de şey koyacağım. İçeriye bir de süvarileri koyacağım. Süvariler böyle arkadan yardıracak. Az önce yaptığım onu o kadar bir harika oldu ki. Hani inanılmaz bir avantaj sağlıyor süvarilerin orada olması. O yüzden süvariler nerede? Gelin bakalım. Reich muhafızı. Reich bölgenin adı. Reich toprakları olarak geçiyor ülkenin adı. İmparatorluk parçalanmış durumda. Bunu ben iyice şuraya almayı düşünüyorum. Müzikler şöyle alayım, gizli kalsınlar. Onun dışında şu kalkanlı mızraklar çok daha iyi olur gibime geliyor. Bunları Reich muhafızların yanına mı koysak? Reich muhafızlar nerede ki? Göremiyorum adamları. Aa, buradan görebiliyorum. Aynen. Tamam. Şu şekilde koyalım. Kaçanları alsınlar bunlar. Buraya doğru kaçacaklar. Çünkü ormana doğru kaçacaklar. Şu taraftan saldıracağım ben. Onun dışında diğer herkes bu tarafta kalacak. Şimdi hesaplamayı yaptım. Üstünüm. Sayıca da üstünüm. Hani ben onlara sürpriz bir saldırı yapacağım. Onların dizilişleri hiç iyi değil zaten. Şuna baksana. Bu ne biçim diziliş? Onlar ters mi oldu acaba ya? Ters mi oldu acaba? Neyse, hani dizilişleri çok kötü. Ben kendi kafama göre düzenli bir şekilde askerlerimi dizeceğim için avantajlı durumda olacağım. Burada da bir ekstra askerlerim var. Yani hesaplamalarıma göre 3-4 birlik daha üstünüm ben sayıca. Onlar şuraya geldiği anda askerlerim saldıracak. Saldırdıklarında bunlardan geri çekilen birlikler şuradaki mızrakçılarıma ve süvari orada çok ters duruyor. Süvariyi başka yere koyalım biz. Süvariyi biz şuraya koyalım. Nereye bakıyor bu? Ters yere bakıyorsun sen orada. Süvariyi en arkaya koyacağız ki arkadan dalacak bunlara. Arkadan bir dalacak süvari var ya. Uf, ne biçim erecek bunlar. İmparatorluğu seçtim, yani insanları seçtim. Sen seçebileceğiniz 4 taraf var sanırım. Yeşil Dereliler, İmparatorluk, Cüceler ve Vampir kontları. Ben sizi nasıl ayarlayacağım biliyor musunuz? You will not stand idle my friend, don't worry about it. Atıcılar önde. Bizim atıcılarımız atacak, tutacak. Bunları kesecek. Şu şekilde başlayacağız almaya. Bunu uf çok güzel. Şurada hala birlikler olacak ama buradan mızraklı birliklerime güveniyorum. Mızrakçılarımı şu şekilde koyacağım. Mızrakçıların özelliği savunmayı güzel yapıyorlar. Mızrak çünkü çok güzel bir de savunma oluyor. Mızrakçılar nasıl yapabilirim? Grup, hayır, koruma modunu aç kapa. Mızrakçılar burada kalıp yapacak. Buraları alacak, şu askerler de arkadan çıkıp bunların önüne girecek. şu an ne kadar doğru yapıyorum bilmiyorum. O kadar iyi bir Total War oyuncusu değilim. Ya kelime Total War oyuncusu diyemeyecek kadar iyi değilim. Ama yine de birazcık tecrübem var, o yüzden idare edeceğimizi düşünüyorum. Yok, yanlış tarafa dönüyorsunuz, koşun burada. Bu şekilde duracaksınız.
Askerleri bu tarafa kaçan askeri hatta dur. Şu şekilde duracaksınız. Kaçan fazla askerleri yaymamam gerektiğini biliyorum ama zaten bunlar kaçan askerler olacak. Kaçan askerler yine. Ben bunlara şu ön taraftan saldıracağım. Şu taraftan saldıracağım. Bunlar buraya saldırırken şu taraftan süvarileri sokacağım. Bunlar bu tarafa doğru kaçarken de buradaki mızrakçılar alacak bunları. O şekilde bir şey düşündüm. Muhtemelen başarısız olacak ama bakalım, çok fazla kayıp veriyorum çünkü bazı durumlarda. Sizi de şu şekilde mi alsak? Arkada, en arkada arbaletçiler var. En arkada arbaletçiler var. Şunları şu şekilde şuraya alayım ben. Sizi de şuraya alayım. Hatta seni şuraya alalım. Seni şu şekilde alalım çünkü benim tüfekçilerim ve arbaletçilerim geriye çekilince ön tarafta bir savunma hattı olsun istiyorum. Şimdi ben ne kadar böyle desem de tabii ki savaş sırasında işler birazcık daha değişik olacak ama en azından bir şeyler başarabiliriz gibime geliyor. Oldu mu böyle? Buradaki kılıçlar da okçuları alacak olduğu gibi. Umarım. Yoksa şunları birazcık daha böyle mi alayım? Her durumda arkadan süvariler girecek ya. Her durumda arkadaşlar böyle hadi bismillah. Hadi başlıyoruz. Var mı? Tamam şimdi orada orada küçük bir bölünme oldu. O yüzden hemen planımızın üzerinden baştan devam edeceğim. Şeyi durdurdum. Şu tüfekçiler şunları saldıracak. Saldırmayacak aslında. Bunlar dur bakalım. Şu. Ne bu? Ateş serbest. Tamam. Açık bu. Ateş serbest olacak bunlar. Kafalarına göre ateş edecek. Arkada bu elemanlar olacak. Bunlar saldırdığı anda elemanlar öne çıkacak. Bu grubu ben şey yapayım aslında. Ne yapayım? Bunları bir gruplayayım ben. Grup aynen. İkinci grup oldu bu. Şimdi 2'ye bastığım anda bu grup çıkacak ortaya. 1'e bastığım anda süvariler çıkıyor hemen. Şeyler çıkıyor. Piyadeler çıkıyor. Oo harika. Harika. Süper. Harika oldu böyle. Ama bir de bunlar da çıkıyor. Tamam, sıkıntı yok. Çok zor duruma düşersek bunları da arkadan saldırırız. Şöyle bir sıkıntı olay var. Bunları yandan veya arkadan saldırdığımız zaman düşmanın morali yerlere iniyor. Hani savaş daha kötü savaşıyor veya kaçmaya daha meyilli oluyor. O yüzden hoş oluyor durumlar. Ben şu elemanlara saldırı emrini vereyim. Şunları da şu şekilde gelsinler ve orayı tutsunlar. Bunlar da beni fark etmedi. Saldır o zaman sen direkt. Önemli, siz saldırsanıza. Neden saldırmıyorsunuz? Wow! Bak nasıl kaçıyorlar. Bak şeyler nasıl kaçıyor. Dur. Şimdi sen bunları arkadan dalacaksın. Seni getireceğiz. Sen bunları dalacaksın arkadan. Sıkıntı yok. Bunlar şey yaparsa direkt bunu öne süreceğim zaten. Bunlar yaklaşıyorlar. Hızlı an hocam. Koşun. Allahu Ekber diyerek Allahu Ekber yok bunlarda. Ne var bunlarda? Bunların tanrısının adı Sigmar. Savaş tanrısının adı bunların Sigmar. Sigmar büyüktür diyerek dalacaksınız siz oradan. Arkadan süvarilerim koşuyor mu? Koşacaksınız oğlum, koşacaksınız. Yok öyle şey gidiş. Ağır çekim aldım şimdi. Abo! Bu ne? Burada giriyor musunuz siz? Dalın. Ama koruyun burayı. Bunlar koşuyor mu? Vallahi koşuyorlar. Teberciler, hücum! Siz bunlara hücum edeceksiniz. Kılıçlar, siz de bunlara hücum edeceksiniz. Siz de daha hücum etmeyin ama siz bekleyin birazcık. Pek baskın şey kalmadı lan bunların. Adamların hepsi buraya dalıyor. Hayırdır hocam, ne yapıyorsunuz siz? Bak bunlar ateş etmeye başladı ama arkadan süvariler geliyor. Koşarak gelecekler.
şunlar şey yapmaya başladı, siz de bunlara doğru bir hücum edin. Bu ne? Burada bir şey daha gördüm ama. Burada daha bir sıkıntı yok. Benim eleman nerede? Eleman, sen de bunları da al. Karl Franz, İmparator. Bunlar bu şekilde atış edecekler. Şu şekilde alacağım ben bunları, böyle birazcık da açacağım, böyle yanlara doğru açacağım. Şu elemanlar da şuraya da alacak, daha da almayacak ama. Siz koşuyor musunuz? Koşun. Siz de koşun hocam, koşmanız gerekiyor. Siz de koşacaksınız. Biliyorum birazcık yorulacaksınız ama olsun. Sen geliyor musun arkadan? Sen çabuk gel de, senin işin var. Atlar arka taraftan çok rahat bir şekilde halledecek diye düşünüyorum. Lan! Tamam. Dostum. Sen arkadan geliyorsun. Şunları da alıyorsun. Seni seçemiyor muyum? Gelsene sen. Sana gelip bunları da alıyorsun. Sana gelip şu öndeki şu şerefsizleri hallediyorsun. Ve bunlardan kurtuluyoruz komple. Bak nasıl savrulacaklar şimdi sağa sola. Sen hiç zaman kaybetmeden, tamam mı? Hiç zaman kaybetmeden baştan buraya geliyorsun. Ve baştan şu pozisyona geliyorsun, baştan dalacaksın onları. Siz koşun. Bak. Sen ne yapıyorsun? Sen kime dalıyorsun? Sen gel şunları da al. Bak bu hemen kaçıyor. O hemen kaçtı. Sen yerini koru. Arkadan daha 3 tane birliğim gelecek benim. Bunlar normalde bize bağlılık yemin etmesi gereken ama etmeyen hayvanlar. Yemin bozanlar bunlar. Bak nasıl kaçıyorlar. Bak nasıl kaçıyorlar. Bak arbaletçiler şimdi peşimizden gelecekler. Sen kime öyle artistlik yapıyorsun oğlum ha? Kaçıp geri saldıracağız. Bak. Kaçarmış gibi yapıp geri saldıracağız. Abo! Bak nasıl azaldı onlar. Hemen kaçıyor. Şeyler hemen kaçmaya başladı. Arka taraftan da bunlar gelecek. Bunların birlikleri hemen şey yapıyor. Yan çiziyor. Haha çizemeyeceksiniz. Arka taraftan şeyler gelecek. Mızrakçılar gelecek. Olmayacak o iş. Dostum sen gelip şunları da alabilir misin acaba? Dalamazsın çünkü onlar şey... piyadeli. Sen o zaman ne yap biliyor musun? Sen gelip şunları da al. Siz ne ayak? Siz gelip şunlara saldırın. Hatta sen onlara saldırma. Sen gel şunları arkadan al. Çok güzel. Mızrakçılar şimdi saldırdığı zaman sıkıntı oluyor da bir yeri savunmaya çalıştıkları zaman daha iyi oluyorlar. Bak arkadan nasıl alıyorlar. Bak benim arbaletçiler nasıl indiriyorlar bunları. Sen bunlara mı dalacaksın? Boşver onlar gitsin. Onlar kaçsın boşver. Bunların bir yardım falan geliyor muydu bunlar? Yok gelmiyordu. Harika. Elimizdesiniz. Sen gel şunları arkadan da al. Koş. Koşarak gel sen. Sen de gel şunları arkadan da al. Bunlar arkaya mı geçiyor? Yandan yakalanacaksınız. Ona yapacak bir şey yok. Sen onlara dalma. Bunlar ne yapıyor? Çok yorgun kaçıyor. Güzel. Onlar kaçsın. Var mı kılıçlı? Sen şu kılıçlara mı dalacaksın? Bunlar ne? Mızrakçılar. Hepsi mızrakçı ya. Kılıçlı. Sadece şey olan yok ki. Kılıçlı olan yok ki. Mızrakçılar hepsi arkada. Yanlış yere koymuşum ben bunları. Sen gel şunları da al o zaman. Onlarla uğraşmayalım bir de. Benim... Şey nerede? İmparator nerede? İmparator, Karl Franz. Neredesin? Nereye gittin?
Direkt kuşundan seçeyim, ne uğraşıyorum ki? Gel. Sen şu elemanı halledeceğim. Sen yaparsın. Adam bayağı güçlendi. Bayağı güçlendi bizim eleman. Hocam koşuyor musunuz siz? Harika. Uf uf uf. Bak bak bak, kaçanları nasıl vuruyorlar orada. Kaçanları nasıl vuruyorlar. Yeter bu kadar. Sen şuraya yoğunlaş. Sen alırsın kaçanları. Oo, nasıl kaçıyorlar bak. Abo. Sen bak, bunlar ne yapıyor? Hızlı arkaya ediyor. Sen gidip onları al. Onlar kaçıp baştan gelecek daha sonra. Kaçarmış ya, kaçıyor. Toplanıp baştan şey yapacaklar, gelecekler. Ya onlar gitti. Onlar git, onlar silindi. Onları sildik resmen. Kaç kişi kaldı lan onlardan? 22 kişi. Boş ver onları. Onları boş ver, sen şuraya dal baştan. Sana saldırmaya geliyorlar onlar. Onlara göster bakalım kim kime saldırıyor. Şuradaki arbaletçiler şunları sıkması lazım çoktan. Aa, buradakilerden birisi çoktan şey oldu. Benim birlik lan o. Yok, adamların birliği. Arbaletçiler hayırdır? Oo, bak 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 bak. Abo! Nasıl öyle? Devam 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 devam. Şimdi siz bunları girişiyorsunuz değil mi? Sen de gel bunlara giriş. Sen yeter bu kadar şey yaptın. Gelip sen şunları halledeceksin. Şey, bunlar mızrakçı ama kaçıyorlar. O yüzden savunamayacaklar. Bir yandan mızrakçı atları alıyor ama. Zafer hocam. Zafer. Muharebe sonlanır. Çok daha fazla şey yapmamıza gerek yok. Zafer senindir. Düşman cesetleri dört bir yana saçıldı ve kaçma fırsatı bulanların ise kulakları tanrılarımızın kahkahalarıyla çınlıyor. İşte böyle. Şimdi şey almış olmamız lazım. Ödül falan almış olmamız lazım. Şimdi iki saat şey yapacak. Gördüğünüz gibi. Şey, savaş az çok şeydi. Biz 181 kayıp verdik. 1285 kişi kaldık. Onlar 694 kayıp verdi. 635 kişi kaldı. Bayağı yarısından fazlasını kaybettiler. Onlar geri dönecek evlerine. Ben dönmeyeceğim. Ben saldırmaya devam edeceğim. Şeye gideceğim. Hücum edeceğiz şehre doğru. Kente hücum edeceğiz. Ve 2 saat bekleyeceğiz. Neyse o zaman, bu videoyu burada bitirelim. Gelecek videodaki şeyde, savaşta, bir sonraki savaşta gelecek videoda olsun. Feyzeniz ile bize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.